Phoenix Suns, Devin Booker, Chris Paul sakat 1-2 hafta. Bizim tutacağımız oyuncu Chris Paul sakat. Aslında bizi çok iyi durdurabilecek bir oyuncuydu bakın. Çevre defansı 1-2 hafta sakat. Olsun abi, biz de bir sürü sakat oyuncuyla oynadık. Mesela bu maçı kazanırsak Phoenix Suns'la olası bir playoff eşleşmesinde, ki çok yüksek görünüyor. Biz birinci bitirirsek, onlar sekizinci bitirirse Phoenix Suns'la eşleşeceğiz. Asla ölçüt olmayacak. Çünkü Chris Paul yok. Devin Booker çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Inside, mid range, 3 sayılık hepsi A. Çevre savunması kötü. Birebir de yiyebiliriz. Bizi tutacak oyuncu kim oldu? Payne oldu. Cameron Payne. Çevre savunması kötü. 74 overall, ama bunun yerine belki Galloway oynayıp 1 numaraya falan geçebilir. Onun da çevre savunması kötü. Ama her halükarda üçlüyü iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Aiton hariç, center'lar hariç herkesin üçlük atma potansiyeli var. Favors hala sakat ya. Arkadaşlar, Favors'ı riske etmesek mi acaba? Yani çocuk sakat sakat oynuyor. Houston maçında çok zor oynadı. Day to day görünüyor ama çıkaralım abi. Bugün Morgan'ı geri alıyoruz. 25'e kadar çıkardım. Azubuike'yi 20'ye kadar çıkardım. Conley'e biraz daha fırsat veriyorum. Clarkson'a da biraz şans tanıyorum. Evet, böyle olsun. Tamam. Quick 3 pin. SG köşede PF ona perdeye geliyor. Gönderiyor. Şu güzel aslında ya. Şunu bir koyalım. Hadi bakalım. Quick 3 pin. Bunları deneriz. Yeni setler basketbolun tadı bence. Phoenix Suns Utah karşılaşması başlıyor. Arka arkaya 4 maçtır kazanıyoruz. Bakalım Phoenix karşısında neler yapacağız. Bugün mavi formamızda oynayalım. Ya da bunun beyazıyla oynayalım. Hadi çocuklar. 90'lı Utah dönemine dönüyoruz. 90'lara dönüyoruz. John Stockton formasına dönüyoruz. Arka arkaya 5. galibiyetimizi almak için, 10. maçta 9. galibiyetimizi almak için sahadayız. Umarım keyifli ve güzel bir maç olur. Neden Utah? Çünkü Utah Jazz taraftarıyım. Favors oturuyor. Favors görünüyor ama oturuyor, riske etmeye gerek yok. Bir sonraki maçta daha çok ihtiyaç duyarız. Yani normal sezon. Biz kazansak da olur, kaybetsek de olur. Tabii ki normal sezon maçları da çok önemli ama olası bir kronik sakatlığa dönüşmemesi için, daha ciddi bir sakatlığa dönüşmemesi için Favors'a özellikle sezonun sonlarına doğru playofflarda çok ihtiyacımız olacak. Maç hava atışıyla başlıyor. Herkese iyi seyirler dilerim. Umarım güzel ve keyifli bir maç olacaktır. Maça Phoenix Suns başladı. Carter tutacağımız oyuncu. Burak, hadi bugün savunmada iyi işler yapalım beyler ya. Crowder, Devin Booker, en çok dikkat etmemiz gereken oyuncu. Burak ilk reboundu alarak başlıyor. Hadi Bogdanović. Köşede Bogdanović. Bekle. Bogdanović içeriye doğru girdi. Boyan Bogdanović. Burak asist kazandırdı. Bunlar çok alışık olduğumuz şeyler değil değerli basketbol severler. Bunların kıymetini bilmemiz, bunları gördükten sonra tadını çıkarmamız gerekiyor. Burak bir rebound daha alabilirdi ama Gobert bırakmadı. Hemen şu yeni üçlük setimizle bir başlayalım mı? Gobert perdeyi yapman lazım. Gobert. Gobert perdeyi yapmıyor. 4 saniye. Girecek içeri Burak. Burak. Çok güzel be. Belki de milisaniye kala. Salise kala. Burak smaçı basıyor. 4-0 öndeyiz. Harika bir smaç Burak'tan. Devin Booker. Burak düşüreninden. Tamam. Üçlüklerine dikkat etmemiz lazım. Carter. Perde geldi. Çık perdeden Burak. Harika savunma. Gobert. Müthişsin. Muazzam bir blok. Yürü fast break. Yürü Mitchell. Tamam, bekle. Bunu birebir de yiyebilirim sanki. Tut. Bir give and go yapalım. Burak içeriği bir kere daha zorladı. Basket faul olmaya çok yakındı ama iki serbest atış kullanacağız. Görevimiz var bugün. Görevimiz var. %80'in altına düşmememiz lazım çizgide. Yani düşersek bir şey kaybetmeyeceğiz ama %80'in üzerinde kalırsak 200 VC demek. Utah taraftarı hala yeni yeni geliyor türbünlere. Yer yer ufak tefek boşluklar var. Hadi Burak, ilk serbest atışımız. Excellent. Çok güzel. İyi başladık, iyi. 5-0'lık serimiz var. Burak ikinci serbest atışı, bu da başarılı. Çok güzel oğlum. Rakibin en iyi oyuncularından birinin sakat olduğunu söylemekte fayda var. Carter perde geldi. Aiton. Gobert bırakma onu. Çok güzel savunma ama inanılmaz indirdi gerçekten. Harika bir asist. Gobert'ten bloğu yerken DeAndre Ayton'a çok iyi bir şekilde indirdi topu. Morgan bir tut bakayım. Bekle. Köşeye gidiyorum Morgan. Gobert'ten perde. Harika bir perde. Ama çok çabuk yetişti.
Bir gel bakayım Gobert. Gobert'e topu verdik. Köşede Boyan Bogdanovic. Zor bir üçlük Bogdanovic. Çok güzelsin be. Morgan inanılmazsın. Mitchell bir gel. Gel al bu topu. Bir aleyup denemesi. Burak Mitchell harika bir aleyup. İnanılmaz bir işbirliği. 8-2 öndeyiz. Tekrar tekrar izlenmesi gereken bir aleyup aslında. Aiton köşede Devin Booker üçlük. Burak ikinci reboundunu aldı. Rebound konusunda da güzel bir performans izliyoruz. Boyan Bogdanovic çok enteresan setler var ya. Köşedeyim. Hadi Burak. Derin nefes aldık. Gönderdik. Biraz geç ama başarılı. Harika bir başlangıç. 11-2. Çok değişik setler görmeye başladım. Ben sanki benim daha önce görmediğim şeyler. Carter. Takeover'umuz dolmak üzere. Devin Booker. Burak karşısında. Carter. Burak'tan harika bir savunma. Müthiş savunma. Yürü Mitchell. Yürü çocuğum. Bekle, 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 bekle. Morgan gel. Tamam, tamam, sakin, sakin, sakin. Mitchell bir tut oğlum. Sana perdeye geliyorum. Mitchell, üçlük. Morgan denedi. Bir hücum reboundu daha almak istedi ama olmadı. Utah çok ritimli başladı. Harika başladık gerçekten. Carter'ı tutuyoruz. Devin Booker bir üçlük daha. Aiton, aman Burak elini kaldırma. Tamam, 11 saniye var, perde gelecek. Çık Burak perdeden. Harika savunma. Müthiş savunma. Müthiş savunma. Burak. Aiton harika işler yapıyor ya. Aiton. Tamam. Geçirme. Burak geçirme. Çok güzel. Bastım abi faul yaparım diye. Kim faul yaptı? Shooting faul mü? Aiton'a faul yapmışım. Aiton herhalde orada putback yapacaktı. Tamam yapmış olalım abi, yapacak bir şey yok. Challenge istemiyorum, daha maçın başı. Kritik dakikalarda belki ihtiyacımız olabilir. Şu an 11-4 öndeyiz. İyi ki de takeover'a bastım ya. Çok enteresan ya, ben rebound'a kalktım yani. Topu almak için zıpladım. Aiton da zıpladı. Aiton topu kavrayamadı. Ben ona blocking foul yapmışım. Enteresan. Pekala. Evet bu sefer perdeyi... Abi niye perdeyi yap? Ha bir dakika, orada yanlış şeyler oluyor. Çıktım. Güzel boşluk var. Bogdanovic. Hadi oğlum Bogdanovic. Haydi Bogdanovic. Gobert yazdın. Kır potayı. Sen canavarsın. Sen harikasın. Gobert ısrarla istedi. Gobert tekrar Burak'a. Bekle. Yürü oğlum. Yürü Burak. Yürü Burak. Harikasın. Burak Şener. Utah'ın 15. sayısı. Fark 9. 11 sayı. 2 rebound, 1 asist. Şutsuz geçen bir takeover dönemi izliyoruz. Carter. İyi savunma. Bogdanovic. Tamam adamımdayım. Yine perde geliyor Aiton'dan. Çıktım perdeden. Çıktım. Evet beyler müthiş. Ama top yine Aiton'da kaldı. Abi hayır ama ya. Bu adam gerçekten bal çanağında doğmuş ya. Top ekstra elinde kaldı. Basket foul ekstraydı bence. Aiton'a bakın ya. Gobert bir durdur şunu ya. Tüm sayılar mı Aiton'dan geldi? Gobert gel. Gel bir pick and roll oynama zamanı. Ben yine girdim. Gobert al şunu. Sen kır be. Yes be. Ben smaça gidebilirdim ama asisti tercih ettim. Gobert'i biraz gaza getirmem lazım. Aiton atıyor. Gobert'in de atması lazım. Biraz sana özgüven olsun Gobert. Boyan Bogdanovic savunmada. Saric'i savunuyor. Galloway geriye çekilerek. Burak rebound'u aldı. Üçüncü rebound. Donovan Mitchell. Üçlük. Kötü bir şut tercihiydi bence. 17-9'luk üstünlüğümüz var. 4 dakika 50 saniye var. İlk çeyreğin bitmesine. Crowder. Aman aman Burak. Fake'i yedin. Tamam hemen toparlan. Hemen toparlan. Çok güzel savunma. Güzel savunma. Ah bir rebound daha. Gobert ikinci faulü. Aiton yine bir hücum reboundu aldı. Benim elime düşüyordu. Biraz rebound özelliğim olsa bu reboundu da almıştım. Aiton. Devin Booker oynamıyor. Bugün Aiton sahnede ve Burak da dışarıda. 4 dakika 41 saniye kala oyuncu değişiklikleri geliyor. Kanne'nin biraz süresini uzattığımız için Burak biraz erken çıktı. Olsun, güzel, dinlenmeye ihtiyacımız var. 7 sayı üstünlüğümüz var zaten. Ben bench'ten çok memnunum. Bench'imizden. Mesela Azubuike, Clarkson, Royce O'Neal, Ingles, Niang. Royce O'Neal yok şu an. Kanne var ama ben bench'ten memnunum. İkinci çeyrekte bakalım. Fark 4'e inmiş. 28-24. Güzel beyler. Güzel, bence keyifli bir maç izliyoruz değil mi? Utah'ın kızları görüntüde, Utah taraftarı görüntüde, Salt Lake City'de güzel bir basketbol gecesi.
Burak'ın önderliğindeki dersek ayıp olur mu Mitchell ve Gobert varken bilmiyorum ama Çaylak Burak takıma bu sene inanılmaz katkı sağladı. Mitchell bir gel bakayım. Donovan Mitchell. Mitchell'dan perde. Burak durdu. Gönderdi tam ortada. Girmedi maalesef. Maalesef ve maalesef girmedi. Wide open tam ortada. Ama girmemeyi tercih etti. Top girmemeyi tercih etti arkadaşlar. Crowder, Ayton. Bu bizim bu dakikalarda dikkat etmemiz gerektiğine bir sinyal bence. Devin Booker. Ben köşedeki adamı bıraktım. Bilerek bıraktım ama Booker bekleneni yaptı ve sayıya attı. Eşitlik var maçta. 28-28. Bunların çevre defansı kötüydü. Morgan Bigel. Hemen diğer taraftan geçeyim. Morgan. Ay, ilk top kaybımız geldi. Çok yavaş attı Burak pası. Bunlar bizim dikkat etmemize bir sinyal demiştim. Bakın, arka arkaya kötü şeyler geliyor. Çok fake atıyorlar bana ya. Çık Burak şuradan. Çık oğlum. Süper savunma Burak. Allah. Adama blok basamadım. İçimden geçti, sayı oldu be. Evet. Maçta tansiyon giderek yükseliyor. Giderek yükseliyor. Gobert, haydi oğlum. Haydi oğlum be. İnanılmaz bir aleyüp. 30-30. Az kalsın savunma oyuncusu yakalıyordu topu. Gobert'in 6. sayısı. 8 sayılık üstünlüğümüz, bıraktığımız üstünlük. Şu an eşitlik var ve tedirginiz. Önünü açtık. Köşede benim adamım. Tamam. Pas verecek. Çok güzel. Çok güzel savunma ama Ayton bir hücum rebound'u daha. Onu yakal. Ayton neler yapıyor arkadaşlar ya. Devin Booker. Devin Booker çok güzel savunma Burak'tan. Ayton bir kere daha sahnede. Bak yaptığı hareketlere bak. Gobert bunun altında kalmayacaksın umarım. 15. sayısı. Hadi bir alley-oop denemesi. Ah be. Burak Şener. Burak Şener. 34-33 çok uzaklardan müthiş bir 3 sayılık atış. %20 covered, excellent tam ortada. Devin Booker top almaya çalışacak. Müsaade etmedik. Çok güzel savunma. Harika savunma. Harika. Allah Allah, kendi topunu tipledi. Allah'tan girmedi. Bekle Mitchell, köşeye gidiyorum. Donovan Mitchell. Bogdanović gelir misin? Bogdanović gel. Girdim içeriye. Bravo Burak. Bravo Burak be. Bravo Burak be. Tamam, adamımdayım. Devin Booker top aldı. Şimdi adamımdayım tekrardan. Mitchell orta mesafeli. Devin Booker. Burak, Burak ya. Burak bana özgüven olsun. Sana da özgüven lazım gerçi. Mitchell gel. Gel. O köşeyi açman çok iyi oldu oğlum. Çok iyi oldu o köşeyi açman. Burak uzaklardan zıpladı ve bıraktı potaya. O çok önemliydi arkadaşlar. Pota altı boş. Köşedeki adamımızı da üstümüze çekince tamam oluyor işte oradan. Burak için geçmek çok kolay oluyor. Her şeyi doğru pozisyonda yapmamız lazım. Devin Booker içeriye girdi. Adamı bilerek bıraktım. Harika savunma Burak'tan. Bilerek bıraktım. Yürü Mitchell. Mitchell yapma. En sevmediğim hareketin. En sevmediğim hareketin Mitchell. Gerçekten. Kovala Burak, kovala. Biliciz. Burak çıktı karşısına. Yine adamım. Yine el var. Yine harika savunma Burak'tan. Çok büyük bir özveri var. Yürü Mitchell. Yürü Mitchell. Potaya doğru. Burak Şener. Çok güzel asist oğlum be. Mitchell üçlüye doğru giderken bir anda içeriye diye bağırdım Mitchell'a. Ve o da içeri yöneldi. Smaçla bitirmesini tercih ederdim ama asist asisttir. Güzel toparladık geri. 18 sayı, 4 asist, 3 rebound. 4'te 2 üçlük, 5 sayılık Utah farkı. Evet Burak çıkacak herhalde, biraz yorgunuz. İlk 8 sayıydı çıktığımızda değil mi? Plus minus artı eksi de Burak bayağı bir... Şu anda yani Burak'ın oyunda bulunduğu süre içerisinde Utah 13 sayı farkla önde. İlk yarıda bakalım neler olacak. Çok güzel beyler. Aferin çocuklar. Utah, Jazz 50, Phoenix Suns 41, 9 sayılık üstünlükle yarıyı kapatıyoruz. Bence gayet güzel performans vardı. 2 top kaybı dışında her şey kusursuz. Savunmada da çok önemli işler yaptık. Hatta oyuncumuz bir ekstra üçlük attı diyebilirim el üstünden. Üçüncü çeyrek başlıyor. A eksi oynuyormuşuz. Gayet güzel. Hadi bakalım.
Bogdanovic'le bir üçlük setiyle başlayalım. Sokar mı bilmiyorum. Soktuğunu göremedik bugüne kadar ama ısrarla denemeye devam ediyoruz. Boyan Bogdanovic çıktı oyuncusundan. Bomboş. Boyan Bogdanovic. Boyan Bogdanovic çemberin her tarafına çarptı ve çıktı. Ah şans yok. Ne güzel 5. asistimizi alacaktık. Carter, Burak. Güzel savunma Burak. Aiton bir hücum reboundu daha. 3 kişinin arasından Aiton Phoenix Suns'ı taşımaya devam ediyor. Çok güzel çıktık, çok güzel. Oo. Bayağı taktık bu adam perdeye. Burak ters taraftan aldı topu ya. Aşırı kötü oldu. Yürü Burak. Hadi Gobert. Burak. Gobert. Neler oldu ya böyle? Çok güzel Gobert. 52-43. Bogdanovic'in aslında bir şut rozeti var. Köşelerden, kornerden. Yani oradan ekstra atabiliyor. Yani Bogdanovic takımımızın en iyi üçlük çeken oyuncusu. 85 üçlüğü var. Bütün rozetleri şut üzerine. Her yerden sokması lazım. Aiton bir hücum reboundu daha kaçırdı. Bir hücum reboundu daha attı. İnanılmaz gerçekten. Bir dakika vazgeçtim ya. Bitiyor. Ben tut bakayım. Mitchell'a atalım şu topu. Çok güzel beyler. Harikasınız ya. Bir üçlük seti vardı. Köşede adamı boş bırakabiliyordun. Aklıma gelmedi. Zaman azalıyor diye Mitchell'a attım. İyi oldu bence. 9 sayılık sunumumuz var. Devin Booker bomboş. Köşede Devin Booker. Gobert'e 3 sayılıkla yanıt veriyor. Tamam ben buradan giriyorum. Bu set değildi. Çok güzel Burak. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Aynı köşede Bogdanovic'i boş bırakmak için bu set. Bunu geç. Bu değil. Hatırlayın Ingles'ta yapıyordum genelde. Birine perde yapıyordum herhalde orada. Neyse dur bakayım. Çok güzel. İkili savunma. Hayır. Bravo. Morgan rebound'u aldı. Mitchell al bakayım. Hadi şu adamı perdeye bir takalım ya beyler. Mitchell. Hayır Mitchell ya. Hayır Mitchell. Yani acaba Mitchell'a vermemeli miyim ya bu topu? Ama otomatik olarak shooting guard'ımıza vermemiz gerekiyor. Her topu kendi kafasına göre kullanıyor. Açıyorum. Gözüm Devin Booker'da. Süper savunma. Blok geldi Burak'tan. Topu alamadık maalesef. Şans yok işte. Bir kere daha. Bir blok daha bu. Vallahi hakkımız bir blok dahaydı. Yürü Mitchell. Bir give and go. Al aleyup. Ağzını kırayım ya. Bak harika bir hücum ya. Mitchell'a verdim. Şurada Morgan'la hemen aleyup. Bomboş ya Morgan. Düşünce güzel, uygulama kötü arkadaşlar. Üçüncü top kaybımız. İyi savunma beyler. Öndeyiz. Paniğe gerek yok. Booker'a gittim. Bilerek açtım önünü. Sokacak şimdi. Çok güzel. Devin Booker'a verecekti. Verdirmedim. Açın bakayım beyler. Güzel boşluk var. Gir Burak. Gir. Kır şu potayı. Kır şu potayı be. Onlara dünyanın kaç bucak olduğunu bir göster oğlum. 22. sayımız. 12'de 9 oynuyoruz bugün. Tamam. Gözüm bir yandan Devin Booker'da. Ona top aldırmamaya çalışıyorum. Tamam. Gerekirse Carter kendi oynasın. Harika savunma. Muazzam savunma Burak. Aldık reboundu. Yine Aiton'da kaldı be. 11 saniye var. Perde geldi. Çık Burak perdeden. İyi çıktık. Aleyup denemesi. Top kaybı. Bence canla başla inanılmaz bir savunma yaptık orada. 10 sayılık fark. 7 dakika 15 saniye. Kimle oynasak? %33 ile oynuyoruz. 10 sayılık fark. Burak çıktı önüne. Burak'tan biri box out yapardı. Favors, Aiton'a veya Gobert. Diğeri rebound'u alırdı. Yürü Mitchell. Daha şimdi moladan çıktık beyler. Daha şimdi moladan çıktık. Çok kötü oynamaya başladık. Girer Burak buradan. Girer oğlum. Bravo Burak ya. Arka arkaya iki hatadan sonra çok güzel bir smaçla noktayı koyuyoruz. 11 sayılık fark. Aiton hoş hücumlar yapmıyoruz. Burak çok güzel savunma. Çok güzel. Çok. Çok. Robert yine avucumun içindeki topu aldı. Yap abi şunu. Yap takeover'ı. Eğer bu üçlük setini de bozarsan Mitchell, bozuşacağız seninle. Bir bekle. Burak, Şener. Nihayet çocuğum be. Nihayet çocuğum be. Fark 14. %38'e çıkardık. Şut yüzdemizi ve Phoenix molası geldi. Çaresizler.
Burak yanıyor. Bırakma adamını, bırakma, bırakma, bırakma abi. Çok güzel. Bu rebound bende. Allah'ın kuluna vermeyeceğim diyecektim. Saric soktu. 11 sayılık fark var. Mike Conley oyunda. Bir alley-oop gelir mi? Abi evet. Mike Conley bana bunu yapabilir. Burak. Şener. Mike Conley oyuna girer girmez asisti yaptı Burak'a. 29. sayımız. Perde gelecek. Tamam, çıktık perdeden. Burak. Yine indirdiler Aiton'a. Yok öyle, yok öyle. Harika savunma Burak'tan. İşte bu kadar. Utah savunması. Gobert. Hadi oğlum. Aman Burak çıkma. Yok et onu. Yok et onu. Yok et. Yok et. 67-52 fark 15. Yorulduk, birazdan çıkaracak beni. Conley ile aynı anda oyunda olmak benim için büyük bir keyif. Saric. Düşür Burak. Adamım biraz olsa rahatsızlık var. Çok güzel. Tut Conley. Tekrar bana verdi. Tut bir kere daha tut. Bekle oğlum. Alley-oop geliyor bu sefer. Alley-oop, ters alley-oop. O da olur, o da olur, o da olur. Takımın oyun kurucusundan güzel bir asist daha. Üçüncü asisti. 17 sayılık fark. Yine fırça yiyeceğim. Bırakma Burak, tamam. Bak yine fırça yedim, Allah'ım ya Rabbim. Çok güzel. Hadi fast break. Haydi oğlum fast break. Çok güzel bir smaç. Azibuke. Neredeyse top kaybı gelecekti yine. Bullet Passer devreye girmese Jennifer teyze gibi yavaş bir pas atacaktık. Artık 3. çeyreğin son hücumu olacak. Rebound benim. Rebound. Gönder. Mike Conley orta sahanın gerisinden. Ve Utah'ta 3. çeyreğin sonucu. Utah Jazz 71. Phoenix Suns 52. Harika bir maç oynuyoruz. 33 sayı, 5 asist, 3 rebound. %70 şut isabetimiz. Kritik üçlüklerimiz kaçtı. Ama performansımız gerçekten çok güzel. Favors bu takıma geldikten sonra tadından yenmeyecek. Bir böyle 4-5 dakika dinlendikten sonra bizi oyuna alacak diye düşünüyorum. 19 sayılık fark var. Son çeyrek başladı. Bakalım ne olacak? 19 sayılık fark. 29'a çıkmış. 29 sayı fark. Mahvoldular ya. Tabii onlarda da önemli oyuncularının sakat olması Devin Booker'ın bugün biraz yalnız kalmasına sebep oldu. Aiton inanılmaz işler yaptı. Çok değişik bir adamı tutuyorum. Galloway. 17 saniye var hücum süresinde olması. Bu arada benchle oyundayım ben. Çok güzel. Hadi Burak. Hücum reboundu, hücum reboundu, hücum reboundu. Hadi Burak. Çok güzel be. %80'in altında kalmamamız lazım ama minimum 8 tane serbest atış atmamız gerekiyor. Bu bizim 4. serbest atışımız sanırım. Kaçar. Kaçacak evet. İşte burada bench'te mesela Jordan Clarkson'la aynı anda oynasam yine keyif alırım. Conley ile aynı anda oynasam filan. Adamı bilerek boş bırakıyorum. Dışarı çıksın diye. Tamam. Sonra elimi uzatıyorum. Bitiyor işte hücum. Bitiyor. Adamların kafası allak bullak oluyor. Takır. Gir içeri. Tamam takır. Zorlama. Ekstra bir asist kazandırsaydın bana var ya alnından öperdim seni. Covid movit dinlemem. Yalardım alnını. Nader. Kim bu arkadaş? Nader. Beyler yardım. Fırça yedik beyler. Booker. Yine orta mesafeli başarılı. Evet 26 sayılık fark. Kimle oynayacağız ha bu takımda ya? Bireysel mi oynasak ne yapsak? Boşalttılar. Of of of. Burak havada böyle sanki bir görünmez bir basamağa basıyor. Bir kere daha havalanıyor. 36. sayımız. Müthiş bir poster. Nasıl kimle oynayacağız ya? Hepsi kısa anasını satayım. Takır. At şunu be. Hadi bir üçlük. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Niyank'la bunları yapabiliyoruz bazen beyler ya. Çok hoşuma gidiyor. Üçlüklerimi istediğim gibi durduramıyorum arkadaşlar. Bu her rozetten sonra bence bozuluyor bunun hızı. Ben geçen sene barı kapatıyordum. Çünkü yıllardan beri oynadığım basketbol oyunlarında bar diye bir şey yoktu. Böyle adam havadayken bileğine bakarak atardım ben. Hissiyata göre şey yapardım, bırakırdım. Şimdi sadece o bara bakıyorum. Adam hangi pozisyonda? Ayağı nerede? Adamını almış mı, almamış mı? Bakamıyorsun onlara bara kilitlenmekten.
Gobert geri çıktı. Bravo lan. Bravo Azubuikebe. Kapatabiliriz aslında. Alışmamız lazım ama. Ama mesela bar olduğunda da tam ortada durduruyoruz ya. Tam ortada durdurduğumu ve geçmediğini bilince sorunu bende değil, başka yerde ağrıyorum. Bunda mesela tam ortada durdurduğumuzu göremeyeceğiz. Şöyle double double yapsak bizim için güzel olacak ama zorlanıyoruz arkadaşlar ya. Süper savunma Burak. Harika. Çok güzel. At bakayım. Tucker. Haydi oğlum Tucker. Allah Allah. Ya abicim ya. Abicim ya. Mitchell'ın Bogdanovic'in Ingles'ın yapamadığı şeyleri Niang yapıyor. Tucker yapıyor. Şu anda kapatmaya cesaret edemem barı. Alışmak lazım barsız atmaya. Bayağı alışmak lazım. Bayağı bir antrenman yapmak lazım barsız. Mitchell gel bakayım. Yürü. Evet Mitchell, kır potayı. Smaca. Bak saçma sapan böyle geri bir turnike atarsan olmaz. Sen o topu kavrayıp smaç basabilecek bir adamsın. Bilerek Mitchell'a be. Estetik bir smaçtan vazgeçtim. Mitchell'a o topu indireyim diye. 9. asistimiz oldu. Bir double double yapabilir miyiz acaba? Ama kimse say... Ingles çok güzel. Ingles! Burak'tan double double. Çok hoşuma gitti bu. Oh be, 10 asiste çıktık ya. Çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Artık 10 asist yapmak çok zor geliyor bana. Kariyerimizin başında 17 asist yapıyorduk. Harika savunma Burak'tan. Fernando hücum reboundunu aldı. Adamımdayım. Ve artık Utah'ta Utah Jazz Phoenix Suns karşılaşmasının sonucu 98-68. 30 sayılık fark. Burak'tan harika bir performans gerçekten. Bu maçtan sonra büyük ihtimalle Favors da sakatlığını tamamen atlatacak. Dakikalara bir kere daha bakacağız. Arka arkaya 5. galibiyetimiz. Burada paranın kölesi olduğumuzu, paranın esiri olduğumuzu yansıtmamız lazım. Tamamen alakasız bir cevap. I like Kia. Bugün benziyoruz ha Burak'la. Bir maçın daha sonu. 36 sayı, 3 rebound, 10 asist. Doğru ayakkabıyla 10 asist. Oo bayağı 3 tane sponsorluk görevi bitirdik. Keşke mesela şu arkada dönen olay var ya, bir tuş olsa, bassak Burak'ın yaptığı hareketlerden şöyle bize kısa bir özet gösterse. Yani şu arkada gösterdiğini bize tam ekranda gösterse değil mi? Çok güzel olur ya. Önceki oyunlarda bile, bundan 5 sene 10 sene önceki oyunlarda bile burada şey vardı. Kimin kaç sayı attığına bakabiliyordun ve Gobert'e tıkladığım zaman Gobert'in yaptığı her şeyi gösteriyordu. Blow, bilmem neyi, şutu, oyu, osunu, busunu. Yani çok daha imkan varken konsollar gelişti, ne bileyim alanlar büyüdü falan. Onları kaldırdılar. Bir sonraki sene çok daha güzel bir oyun bekliyorum açıkçası. Daha detaylı, kapsamlı. 39-19 yolumuza devam ediyoruz. Batı'nın ikincisiyiz. Clippers, Lakers, Utah. 3 takım da 19 mağlubiyetle gözünü zirveye dikmiş durumda. Doğu'da da aynı şeyler var. Atlanta ve Boston 19 mağlubiyet. Şu anda NBA'in en iyi 5 takımından biriyiz. Ama zirvede Atlanta var sanıyorum ki. Arka arkaya aldığımız 5. galibiyet oldu bu. Onun da ötesinde son 9 maçtaki 8. galibiyetimiz olmuş. Şimdi şu maçın istatistiklerine bir bakalım. Phoenix var ya, 68 sayıda tutmuşuz ya. Herhalde bu seneki rekorumuz. Favors olsaydı bunu Favors'a bağlayacaktık herhalde. Evet. Bu senenin rekoru. Güzel beyler ya. Savunmada ama hakikaten adım attırmadık ya adamımıza. Hemen şöyle bir bakalım. 3. çeyrekte 11 sayı atmışlar. Burak 36 sayı, 10 asist. 1 blok, 5 top kaybı. 9'da 3 üçlük. 4'te 2 başlıyoruz falan böyle. Sonra bir noktadan sonra kaçırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bogdanovic, Gobert 10 sayı. Gobert 23 rebound. Ayton 22 rebound. Gobert daha fazla almış aslında. Ama birazdan hücum reboundlarına bakacağım. Tuttuğumuz oyuncu Carter 20'de 3 oynamış arkadaşlar. Nasıl bir savunma yaptıysak adamı. 20'de 3. Mitchell 5'te 0 üçlük. Aferin oğlum. Bravo Mitchell.